Kocaeli'ndeki hükümet istifa eylemleri sırasında gözaltına alınan, aralarında TGB il başkanının da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Polis gözaltıları protesto etmek için adliye önünde toplanan ailelere de müdahale etti. Kocaeli'de polisin hükümet istifa eylemleri sırasında başlattığı gözaltılar tüm hızıyla sürüyor. Eylemlere katıldıkları için dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve aralarında TGB İl Başkanı Yeşim Çakmak'ın da olduğu 18 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen gençler sloganlarla gözaltılara tepki gösterdi. Aileleri de gözaltına alınan gençlere destek verdi. Polis ailelerin adliye önünde toplanmasına da izin vermedi. Adalet Sarayı önündeki protestolara katılan isimlerden Ali Şahin telefon attığımızda Sayın Ali Şahin'in kuzeni gözaltındaki isimlerden biri. Sayın Şahin, yayınımıza hoş geldiniz. Neler yaşandı bugün adliye önünde, bizimle paylaşır mısınız? Her zamanki bir tutumuna takındı polis. Yani biz orada sadece oturuyorduk. Eylem tarzında bir şey yapmadık. Sadece arkadaşlarımızın, kuzenlerimizin, yakınlarımızın yanında olduğunu, desteklerimizi bilmesi için orada bekliyorduk. Yani çevik kuvvetle çok hoyratça böyle savcının talimatı olduğunu söyleyerek bizi kaldırdılar. İnanılmaz öyle sert müdahale ettiler. Yani biber gazı falan kullanmadılar ama zaten yani toplasınız 30 kişiydik. Sert bir müdahale yapıldı, dağıttılar. Ama şimdi yine önündeyiz. Yani geçersiz, yani kendi uygulamalarını da geçersiz hale getiriyorlar kendi yaptıklarıyla. Öyle bir durum oldu. Ali Şahin, şu anda... Ki son durum konusunda da son bilgiyi sizden alalım. Adliyeye sevk edildiler. Bekleyiş sürüyor mu hala siz ve gözaltındakilerin? Bekleyiş sürüyor. Savcılık ifade almaya başladı. 20 kişi falan var içeride. 2 kişiyi bırakmışlar. Zaten yani gözaltılarında temelsiz, yani herhangi bir temele dayanmayan tutuklamalardı. Bunu da diyoruz ki herkes çıkacak. Önce arkadaşlarımız özgürlüğüne, sonra da halkımızı ve ülkemizi özgürlüğe kavuşturacağımızı düşünüyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.